En az 7 ve 6 bekliyorum. Yemeklerim genel olarak beğendiklerini düşünmüyorum ama yine de hakkaniyetli bir puanlama beklemiyorum. Evet, bugün de Uğur yarıştı. Yemeklerini yedik. Sıra geldi günün en önemli anına, puanlamaya. Şimdi ona puan vereceksiniz. Menüsünde eksik yok. Buyursunlar, yazabilirsiniz. Aşotu çorbasıyla başlayan menünün ardında ara sıcak olarak pişi geldi, tavuk kıymalı. Lahana sarması vardı. Lahana dolması onun tabiriyle, kıymalı. Yanında et kavurma, ekşili salata. En sonda da cevizli kadayıf tatlısıyla bugün bitti. Puanları yeni başlayacak. Bakalım. Yarışmacılar. Özlem yazmıştı, bir daha değiştiriyor. Şu an bitirdi. Faruk da bitirdi. Herkes yazdı mı? Bakın, sonradan keşke öyle vermeseydim, keşke böyle vermeseydim diyorsunuz. Haksızlık etmeyin. Beğendiğiniz yemekler varsa lütfen puanını vermiş olduğunuzu farz ediyorum. Ama eğer ki emin değilseniz, insanız hepimiz, şaşırabiliriz. Oluyor da, yaşıyoruz da. Değiştirebilirsiniz şu an. Değişmek isteyen var mı? Yok. Emin miyiz? Ben değiştireyim. Peki. Faruk değişikliğe gidiyor. En düşük kaç bekliyorsun? Ben en düşük 6 veya 7 bekliyorum. Ben neye güldünüz? Ben çok merak ben ediyorum. Ben de valla. Lütfen. 6. 6 derken? Nasıl yani 6 derken? Olmamış. 5'ten sonra 7'den önce gelen. Ha, 6. Rakam. Evet. Parmaklar var ya 5. Bir dakika, çok mu gülünçtü yani 6 beklemek? Yani yüksek bir şey yok. Altı. Bence hani siz... Ben de o zaman 10 bekliyordum. 9 bekliyordum. 10 bekliyordu o. Ben de 10 bekliyordum. Ben zaten sizden emek üzerine bir puanlama bekliyorum. Eğer emekse emek. Zaten izleyeceksiniz, göreceksiniz. Okay. Gayet de emek harcadım yani mutfakta. Her şeye rağmen. Peki. Ama yine de gülmenize hakikaten hoşnut karşılamıyorum yani şu an. Evet, çok biraz şey oldu sert. 6. Herkes bekleyebilir. Ben de beklerim ki kendi günümde 10 versin herkes. Bu bir beklenti zaten, adı üstünde. Evet. Ova'dan da o gün 9-10 dedi ya, en aşağı 9 beklerim demişti. O yüzden gülmemek gerekir. Yazık. Evet, bakalım ilk olarak da Özlem'den puan gelecek Uğur'a. Hazırsak açtırayım puanını. Aa! Hiç şaşırmadım. Gerçekten 3 mü? Ya. Evet. Aa, ya. Çok lütfen ama ya. Lütfen. 3 yani, neye 3 verdiniz? Hiç mi hak etmedim yani ya, puan? Ya çorbanızı beğendim. Ay, çorbamı beğendiniz, 1 puan verin. Açılış zaten 3 puan ya. Lütfen tamam. 4 yazın. Öbürleri ya. De mi olmamıştı? Abi yani tamam. Abi? Yani abi derken ben bunu zaten laf arasında olabilir yani. Sinirlendim şu anda çünkü. Haklısın. Ya gerçekten 3 puan. İşte çok. Ya bakın ben size ayranınızın dökülmesine rağmen 4 puan verdi. Yani lütfen bir sofranıza 4 verdi. Evet. Hiçbir şey pişmemiş. Bakın. Pişmemiş mi? Pişmemiş. Hiçbir şey olmadı. Şu zamana kadar sizin de vicdanınızı sorguladım ama bundan sonra sizin de vicdanınızı sorgulamıyorum. Gerçekten vicdansızlık yaptınız şu anda. Hayır ya. Yani masası tam da eksikleri yoktu. Senin masanda bir sürü eksik vardı. Bir sürü şey vardı ama yine de 4 verdim. 4 verdim yani. Ve İnanılır gibi değil. Tatlımız yani elimden olmamış. Geldiğince misafirperver olmaya çalıştım. Evet. Masamı dört dörtlük ayarlamaya çalıştım. Yemeğiniz olmamış. Yani sonuna kadar savaştım ben burada ama siz... Ben de savaştım, ben evde mi oturdum? Üç verdiniz. Sizi mi bekledim evde? Yok, ben zaten size bir şey demiyorum yani, ama... Ben sizin, üç verdim. Sizin kabul masanızı... edin veya etmeyin. Üç verdim yani. Yok, ben zaten bu saatten sonra sizin puanınızı tartışmıyorum. Sizin vicdanınızı tartışıyorum şu an. Evet, tamam. Çok vicdan. Yok yani gerçekten bu kadar da olmaz şey ya. Şu anda. Yani Ova'dan Hanım'a sabahtan beri... Laf attınız, attınız, attınız. Şimdi gelip 3 verdiniz. En azından bir 4 verdiniz. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda siz de bu üzülüyorsunuz. Bu benim puanım. Şu anda siz de üzülüyorsunuz. Hayır, üzülmüyorum. Gerçekten çünkü benim 10 tane hayır, yemeğim varken herkes ama 3, 2 ayranınız bakıyordu şöyle. Yok bilmeyin bilmem ne sormamış. Bizim size verdiğimiz puanlarla beyefendinin puanı bulamazsınız. 5 tane salatam vardı. 5 puan ederdi havada. Yarın ben Melike Hanım'a davetliyim ve kendi masamla kıyaslama yapmayacağım. Siz... İntikam gibi bir iş verdiniz. İntikam yani evet, evet. İntikamdı. Doğru. Kesinlikle şey evet, değildi yani. Doğru katılıyor. Ve üçümüzün intikamını aldı. Bu bir intikamdı yani. Bu hayır, kesinlikle hakkaniyetli bir puan değil. Yok tamam. Ama ben sonra siz zaten tartışacak bir şey yok. Vicdanınıza bıraktım. O da varsa zaten. Evet, evet. Peki. Faruk'un puanına geçiyoruz. Maalesef çok düşük olmaması gereken bir üçle başladı puanlama. Evet Faruk, sen de paylaş lütfen. Değiştirdin puanını. Üzülerek 6 veriyorum. Kaçta 6 yaptın? 5'te 6 verdim. İyi düşündüm. Yapmışsın. Rica ederim. Neden kırdım? Etten kırdım. Evet. Tatlıdan kırdım. Evet. Sofra düzeninize vermiştim. Şunu söylemek istiyorum. Ya kırılacak birçok nokta vardı. Evet, aksilikler. Herkesin vardı. Mesela. Herkesin vardı. Ama gerçekten 3 değildi yani bu masa. Yani ben hala oradayım gerçekten. 6
En düşük 6 dedim. Gerçekten teşekkür ederim. Yani burada seyircilerde şöyle bir algı oluşmasın. Biz Faruk Bey'le daha önce tanışmıyoruz veya yok şey yapmıyoruz. Yok burada, kimse kimseyi tanımıyor ki tamam, burada zaten. Burada yani acil bir masa var. Gerçekten ben zaten Faruk Bey'den böyle bir puan bekliyorum. Yani herkes adalet. Bu masada tek tanıdığım Zuhal Hanım. Başka kimseyi tanımıyor. Benim masam ve senin masan aynı mıydı? Bana da 6 verdiniz, buna da 6 veriyorsunuz. Benim masamla Özlem Hanım masası aynı mıydı? Bana 4 verdiniz. Ben size 4 verdim. O zaman adaletsizliğinizi şu anda... Oğlan Hanım ben size... Hayır, hayır. Oğlan Hanım. Oğlan Hanım. Oğlan Hanım. Ben size puanınızı açıkladıktan sonra cevap vereceğim. Peki. Zaten şimdi sırada Ovada'nın puanı var. Zaten puanınız... Benim masamla kendi masana aynı tutuyorsunuz. Tahmin edebiliyorum. Peki bir puanı görelim. Öncelikle bir sessizlik rica edeceğim. Evet Ova'dan bakalım görelim puanı. Vallahi ben de merak ettim. 4. Tahmin ettiğim gibi hiç şaşırmadım. Bu Müslüman da benim soframla mı? Ben de onu diyecektim. Şimdi aynı. Faruk Bey. Aynı. Faruk bravo. Eksiğiniz yoktu onun eksiği. Bravo size. Lezzet olarak bilmiyorum. Benim yemeklerimi beğendiniz ama. Tamam onun benim yemeklerini de beğendiniz. Uğur Bey'in yemeklerini beğenmediniz. Hepsini beğendiniz. Hayır hepsini beğenmedim. Size sordum ben birine size soruyordum. Çorbamı beğendiniz mi diye evet. Karidesini beğendiniz evet. Somunu beğendiniz evet. Bir tek beğenmediniz. Salatamda salatamda sosunu beğendiniz. Onun dışında 4 verdiniz. Siz salatanın sosunu beğenmedim günü, ya onu nereden uyduruyorsunuz ya? İzlediğinizde anlarsınız. Hayır somonun sosunu beğenmiştim sadece. Hayır. Sosunu beğenmişsiniz. Ben bambaşka bir şey söyleyeceğim. İkisi de aynı diyorsun. Aynıydı. Menüler bambaşka. Olabilir ama ikisi de yetişti. İşte şey burada, eksik yoktu masalarında. Sen genelleme yaptın. Evet. Peki çok... Özlem Hanım'ın masasından tamam, bir... Tamam oynuyorsunuz ama yemezler. Özlem yani. Hanım'ın masasından bir tık mı fazlaydı benim masam? Çünkü benimki emek değildi. 5 tane salatam vardı. Ben aslında 2 verecektim Özlem Hanım'a da emeklerinden dolayı neden vermediniz? Lütfetti, lütfetti, 3 verdi. Çok teşekkür ederim. Peki. Gerçekten, ben de teşekkür ederim. Maalesef gene düşük bir puan. Bakalım son olarak Melike'den puan gelecek Uğur'a. Evet, görelim Melike senin de puanını. 4. Evet, yarın da finali artık evet. Melike'de yapıyoruz. Çok merak ediyorum neler olacak. Ben de olacak, çok merak ediyorum neler yapacak. Nelerle karşılaşacağız. Büyük final. Afiyet olsun, iyi akşamlar.